Değerli izleyiciler, Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor diye sorduk vatandaşlara. Bakalım mikrofonlarımıza neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Çok iyi birisi diyorum abi. Çok iyi birisi diyorum. Mesela? Türkiye hep bizim için. Bizim için çok iyi yani. Yani iyiliği de söyleniyor, biraz yanlışlığı da söyleniyor ama. Peki siz ne söylüyorsunuz? Vallahi şu anda ben kendimi düşünüyorum. Çünkü hayat çok pahalandı. Her şey pahalandı. O yüzden biraz sıkıntı çok. Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor? Recep Tayyip Erdoğan denince aklımıza Cumhurbaşkanımız geliyor. Başka? Başka ülkemizin lideri olarak görüyoruz. Haliyle seviyorum. Destekliyor musunuz? Efendim? Destekliyor musunuz? Destekliyorum. Peki. Soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor? Karizma. Başka? Liderlik. Başka? Yani dünya lideri. Zaten hani geçen Birleşmiş Milletler konuşmasında da tüm mazlumların hakkını savunuyor yani. Dünya 5'ten büyüktür diyor. İşte dünyadaki adaletsizlikleri anlatıyor. Yani dünyanın zaten neresinde bir mazlum varsa gidin bakın, hepsinin elinde Erdoğan posterleri var. Bugün mesela Filistin'e gidin, Kudüs'e gidin. Herkes Recep Tayyip Erdoğan. Hatta doğan çocuklarına bile Recep Tayyip Erdoğan ismi veriyorlar yani. Ülkemizin de zaten her yere baktığınızda işte görüyorsunuz gelişimi yani. Yapılan hani yenilikler, rahatlık olsun. Mesela ben Ümraniye'de oturuyorum. Okuluma geliyorum 15 dakikada. Eğer metro yapılmasaydı bir saatte anca gelecektim yani. Devamı da yapılıyor. Yapılan hizmetleri beğeniyorum. Yani sonuna kadar destekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor? Hizmet. Başka? Ekonominin güzelleşmesi. Öyle yani. Seviyor musunuz Erdoğan'ı? Ne seviyorum ne sevmiyorum. Neden? Yani nötrüm o konuda. Vallahi benim bir tane dünyada insan aklıma geliyor. Kim o? O da Tayyip Erdoğan. Başka yok mu sanırım? Dün gördüm, dün konuştuğunu gördüm. Evet. Onu da seyrettim, Trump'ı da seyrettim. Ona 10 kişi alkışladı Trump'ı, Erdoğan'ı belki 100 kişi alkışladı. Millet için, devletler için konuştu. Bu da sadece Amerika için konuştu. O kadar. Destekliyorsunuz. Destekliyorum, hem de nasıl. Hem de nasıl? Vallahi ben çok memnunum hemşerim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani yaptı işte. Ne, daha ondan başka ne gelecek? Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah ömrünü uzun etsin. Teşekkürsünüz. Tabii seviyoruz. Çok seviyorum. Vallahi Allah sabah keder vermesin. Ben seviyorum şahsen kardeşim. Yaptıkları işi meydanda. Yani görmemek için kör olmak lazım. Şimdi Allah için konuşmak lazım. Baba be. Türkiye'de başka, ondan başka adam olmaz. Seviyor musunuz? Çok severim onu ben. Amca nasıl diye, ne demek yani? O olmasa bu Türkiye gitmişti be. Bunu mu? Adam gibi adam. Başka bir şey istemem. Evet, reis. Tayyip Erdoğan denince. Reis. Başka? Ha? Başka büyük gidiyor. Lider. Sizin efendim? Bilmiyorum yani. Dünya reisi. Başka? Onun gibi bir başkan bugüne kadar görmedik yani. Atatürk'ten sonra. Biliyor musun Erdoğan? Hem de nasıl? Dibine kadar diyelim. Dibine kadar. Yani sonuna kadar diyelim. Adamın dibi. Ülkemizin Cumhurbaşkanı. Seviyor musunuz Erdoğan? Yani. Yani bazı politikalarda sevmiyorum ama kendisini seviyorum yani. Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanı geliyor. Başka? Devleti nezdan kiçe. Seviyorum. Ya her şey geliyor da. Mesela. Ne gelebilir? İşte ne bileyim, aklıma bir şey gelmiyor ki. Yani şey, Allah'ın devletimizi başlarına eksik etmesi. Ülkemize yaptıkları. İşte. Sen yaptı. Hani metrolar açıldı. Bu şekilde yani. Ulaşımı kolaylaştı. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınızda köprüler ve yollar mı geliyor sadece? Yani ne bileyim. İyi bir yani. Ne diyeyim? Karizma geliyor. Başka? Liderlik geliyor. Başka? Vicdan sahibi insan geliyor. Seviyor musunuz Erdoğan'ı? Çok seviyoruz. Destekliyoruz. Ne söylemek istiyorsunuz Erdoğan'ı? Onu her zaman destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Kağıtların arkasındayız. Hiçbir şey.
hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten. Peki. Neden biliyorsun? Ben çünkü işsizim. Yabancı ülkelerde iş var ama Türkiye vatandaşı iş yok. Yabancılara mı iş var? Yabancılara iş var. Ama bize iş yok. Neden size iş yok? Yok. Neden bulamıyorsunuz iş? Yani yabancılara iş var, bize yok yani. Niye yok? Yabancılara ucuz çalıştırıyor, bize de aylık parası gelince yok. Aklıma ilk gelen şey Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri. Halkın içerisinden gelen, halkın yanında olan, haklının yanında, haksızın karşısında dik duruşu ve adam gibi adam. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet kurulduğundan beri yani sayılı insanlar içerisinden gelenlerin başında tek numara dediğimiz, tek diyebildiğimiz, yani Allah'ın sevdiğini kullar da sever, insanlar da sever. Allah seviyor ki bizler de seviyoruz. Çünkü İslamiyet'le alakalı bir hadis vardır. Diyor ki bir toplum nasıl yönlendirilmeyi hak ederse Allah o topluma öyle bir yönetici gönderir. Biz onu hak ediyoruz ki o da inşallah başımızda. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklımıza ne geliyor? Yani bu millet mahvoldu artık. Yani pazarlara çıkamıyorsun, bir alışveriş yapamıyorsun. Yani bir kilo domates olmuş 6,5-7 milyon para, biliyor musun? Yani her şey seçimden önce hal olur da seçimden sonra ne oldu yani? Seçimden sonra aynen devam. 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan aynı tat aynı hamur. Bu şekilde. Evet, başka bir şey demiyorum. Yok. Vallahi şu anda iyi gidiyor ama pahalılık bizi bitirdi. Pazarlara gidiyoruz, nasıl biliyor musun? 1-2 kilo almadan geri dönüyoruz. Kardeşim bu ne biçim bir iş? Düşün, halde 2 lira domates diyor. Pazara gidiyorsun 6-7 bin lira. Şu anda var ya, inan ki Üsküdar pazarına geldim alışverişe. Vallahi Üsküdar çevrelerden ucuz. Niye? Bazı marketlerden sonra tavuğun kilosu 18 bin lira. Gel burada 13 bin liraya alıyorsun ya. Öyle bir şey yok. Tabi canım, çok pahalılık var abi. Sonra onu bırakalım. Ev kirasını düşün. Ya 1 milyardan aşağı, yani 1000 liradan aşağı ev kirası yok. Yazık. Bu ülkenin gelmiş geçmiş başına gelmiş en büyük felaketlerden biri. Böyle düşünüyorsunuz. Çünkü ülke ekonomisi, ülke şartları ve de bu ülke, biz artık yabancıyız bir ülkeye. Her taraf yoğun şekilde yabancı. Bu ülkede, bu ülkeye gelen bu yabancılar 10 yıl sonra bu ülkede özerklik isteyecekler. Buna sebep olanlar bu hükümet. Ekonomik durumu görüyorsunuz. Ben bir esnafım. İnsanlar akşama kadar çıkarken dükkandan adeta beddua ediyorlar. Bir şeyi 40 kişi söylüyorsa herhalde şeyi vardır, hakkı vardır diye düşünüyorum. Benim en çok rahatsız olduğum şey bu ülkede bu kadar çok yabancı kişinin olması ve bizim milletimiz daha önce ırkçı değildi. Artık insanları ırkçı olduğunu görüyorum. Kendi milleti dışındaki hiçbir kimseyi istemiyor. Şu çarşıda gireceğiniz her dükkanın 10 personel varsa burada o 10 personelin 6 tanesi yabancı personel. O yüzden bu yönetimin bunları bu hale getirdiğini düşünüyorum. Bu ülkeyi bu hale getirdiğini düşünüyorum.